Kanuni Sultan Süleyman dönemi 1520 yılın başlayıp 1566 yılına kadar süren ve Osmanlı tarihinin en uzun süre tahta kalan padişahıdır arkadaşlar. 46 sene boyunca tahta kalmıştır. 1. Süleyman için kanuni ifadesi ilk defa 18. yüzyılda Roman tarihçi Dimitri Kantemir tarafından kullanılmıştır. Muhibbi malasıyla şiirler yazmıştır. Yani takma adı gibi düşünebiliriz. Kanuni tahtın ilk yıllarında Canberdi Gazali, Ahmet Paşa, Memlük Devleti'ni tekrar diriltmek için yapılan isyanlar, bu ikisi Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa, Baba Zünun, Kalender Çelebi isyanlarıyla uğraştı arkadaşlar. Bunları söyleyelim. Yani şuradan şu sonucu çıkarıyoruz aslında. İkinci Beyazıt'ta da gördük. Yavuz Sultan Selim'de de gördük. Yükselme döneminde olmamız isyan çıkmaması için engeldir. Yani isyan çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki de yabancı devletlerin baskısı da var tabii ki de. İsyanların çıkmasında. 1521 tarihinde Belgrad alınacak arkadaşlar. Belgrad önemli bir yer. Çünkü Orta Avrupa için fethi üssü. Bir üs elde ediliyor. 1522'de Rodos Adası Saint James Şövalyelerinden alınmış oluyor. 1526'da Osmanlı Devleti Mohaç Meydan Muharebesi var arkadaşlar. Mohaç Meydan Muharebesi'nde Macaristan'ı mağlup ediyor. Dünyanın en kısa süren Ova Savaşı'dır arkadaşlar. 1529 yılına gelindiğinde Viyana ilk defa kuşatılmış oluyor arkadaşlar. Aslında Kanuni'nin en çok istediği şeylerden birisi Viyana. Bunu zaten iki kere kuşatarak göstermiş olacak. 1532 yılında Almanya seferine çıkıyor arkadaşlar. Ancak Osmanlı Devleti önüne bir kuvvet çıkmıyor. Roma Germen İmparatoru Şarken'in elindeki Fransa Kralı 1. François serbest bırakılıyor arkadaşlar. Tarihler 1533'e geldiğinde Avusturya Kralı Arşidük Osmanlı Devleti arasında İstanbul Anlaşması imzalanıyor. Osmanlı Veziri Avusturya Kralı'na denk sayılıyor arkadaşlar. Şimdi bir tarafın veziri diğer tarafın kralına denkse sen bu anlaşma için ne dersin? Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki siyasi üstünlük Osmanlı'ya geçiyor. Yani Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul ediyor arkadaşlar Avusturya. Bunu söyleyelim. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki ilk arkadaşlar diplomasi yani resmi antlaşma İstanbul Antlaşması'dır. Osmanlı Devleti 1600 Zitvatorok Antlaşması'na kadar Orta Avrupa'nın siyasi üstünlüğü devam ediyor arkadaşlar. Çok önemli bir yıl. Aradaki fark görüyoruz. 1538'de Haçlılarla Preveze Deniz Savaşı. Yapılıyor. Böylece Akdeniz bir Türk gölü haline geliyor arkadaşlar. Tarih de var. 28 Eylül 1538. Sorulur mu sorulmaz ama Preveze Deniz Savaşı'nın bizim için önemine Akdeniz bir Türk gölü haline giriyor. 1538-1553 tarihlerinde Hint deniz seferleri yapılıyor arkadaşlar. Osmanlı'nın bu seferlerden yeteri kadar kazançlı çıkamamasında neler etkili olmuştur? 1. Okyanusa dayanıklı gemilerimizin olmaması. Hint denizinin Osmanlı denizciler tarafından bilinmemiş olması ve Gücelat Sultanlığı'nın denizcilerimize destek vermemesi ve seferlere gereken öneminin verilmemesi etkili olmuştur arkadaşlar. Tabii ki de bu yıllarda yapmış olduğunuz seferlerde ekonominizi etkileyecektir. 1541'de Macaristan. 1551'de Trablusgarp alındı arkadaşlar. Trablusgarp alınmış oldu. Ve Trablusgarp Beylerbeyliğine Turgut Ali Reis'i getiriyoruz arkadaşlar. 1555'te İran ilk defa değerli arkadaşlarım Amasya Antlaşması'nı imzalayacağız. Amasya Antlaşması imzalanacak. 1560'da Haçlılarla Kuzey Afrika egemenliğini pekiştiren Cerbe Deniz Savaşı yapılıp kazanılıyor arkadaşlar. Demek ki biz Kuzey Afrika'da egemenliğimizi pekiştiriyoruz bu savaşta. 1565'te Turgut Ali Reis Malta kuşatması sırasında şehit olacak. 1566 tarihinde Sakız Adası alındı.
Ardından Ziget var seferi var arkadaşlar. Ziget var. Ziget var seferinde arkadaşlar. Kanuni'nin son seferi olmuş olacak. Onu da söylemiş olalım. 1569'da Venedik kapitülasyonu örnek alarak Fransa'ya gerçek anlamda kapitülasyon verecek. Ondan aklımızın bir köşesinde yer edinsin diyelim. Bir de arkadaşlar Kanuni'nin yaptığı seferleri ünlü minyatürcü matrakçı Nasu Süleymanname ve Beyan-ı Menazili Seferi Irakeyn alt eserini anlatmıştır. Bu da çok detaylı bir bilgi olmuş olacak. Kanuni Sultan Süleyman dönemini 5 dakikada anlattık. Umarım anlattıklarımızı anlamış ve beğenmişsinizdir.